geciktin misafiri olan Alevi inancının çok kıymetli temsilcileri, onların derneklerinin, vakıflarının, onların birlikteliklerinin temsilcisi kıymetli başkanlarımız, yöneticilerimiz, çok kıymetli muhtarım, muhtarlarım ve burada toplanmış, yüreğinde vatan sevgisi olan, yüreğinde insan sevgisi olan ve yüreğinde Atatürk sevgisi olan kıymetli canlar, hepiniz hoş geldiniz. Hepinizi saygıyla selamlıyorum. Buraya Cumhuriyet Halk Partisi'nin genel başkanı olarak geldim. Bunu önemsiyorum. Her sene Temmuz ayının başında yüreğimizde bir kor gibi yanmaya devam eden Madımak'a giderdik. Bu senede yıl dönümüne Cumhuriyet Halk Partisi'nin genel başkanı olarak gidip biraz önce anonsta söylendiği gibi orası bir utanç müzesi olana kadar, devlet mağdurlardan özür dileyene kadar, o ayıptan hepimiz bu ülkeyi, bu devleti kurtarana kadar bu mücadeleye sizlerle birlikte devam edeceğim. Bir kucağında Ceylan'ı, bir kucağında Aslan'ı tutabilen Hacı Bektaş-ı Veli'nin, kadılar, müftüler fetva yazarsa, işte kement, işte boynum asarsa, işte hançer, işte kellem keserse, dönen dönsün, ben dönmezem yolumdan diyen Pir Sultan Abdal'ın ve bu topraklarda kardeşlikle, bu topraklarda beraberce, bu topraklarda yalana, harama bulaşmadan kimsenin ekmeğine, kimsenin namusuna yan gözle bakmadan kardeşçe yaşamak isteyip de bir kirli, karanlık zihniyet tarafından sürekli ötekileştirilmeye çalışılan, hatta Cumhuriyet'in 100. yılını geri bıraktığımız bu dönemde anayasanın eşitliğe bütün vurgularına rağmen, herkes eşittir ama Aleviler daha az eşittir anlayışıyla bu ülkeyi yönetenlere inat, Alevilerin maaşlarından kesilen vergi herkesin maaşından kesilenle aynıyken, hatta tüm dezavantajlarıyla, geri bırakılmışlıklarıyla, yoksul bırakılmışlıklarıyla, dolaylı vergilerle aslında bu ülkede en büyük yükün altında ezilen toplumun mağdur kesimlerinden biri olan bu canların maaşlarından aynı vergi kesiliyorken, vergi yükü altında daha çok eziliyorken, herkes ibadethanesini seçebiliyorken, ibadetine karar veriyorken, Alevilerin ibadetini ibadet görmeyen, onların ibadethanesini ibadethane olarak görmeyen, onlara bu hizmetleri vermeyen bir anlayışa karşı bugün burada kahramanca bir iş yapan bir yerel yöneticimizle, bugün burada gurur duyduğum bir örnek belediye başkanımızla karşınızdayım. Daha önce Serçeşme Cemevi, şimdi Pir Sultan Abdal Cemevi'ni Türkiye'de kamu bütçesiyle yapmaya cesaret eden belediye başkanımızı yürekten alkışlıyorum. Hepiniz adına ona binlerce teşekkür ediyorum. İyi ki varsın Fethi Yaşar. İyi ki varsın. Biraz önce oturdum, sunucu arkadaş geldi, programlar yoğun, dedi ki Tolga Sağ'la Cengiz Özkan birkaç eser icra edecekler, ondan sonra ayrılacaklar. Tam zaman darlığı konuşuluyordu, dedim ki aman aman aman,
birazcık kalbimiz yıkansın. Birazcık gönlümüz yıkansın. Birazcık bu toplumun, bu şartların, yaşadığı sıkıntıların yüreğimize bastığı o sis, o kurumdan arınalım. Eline sağlık Tolga Sağ'ın, eline sağlık Cengiz Özkan'ın, yüreklerine sağlık onların. İyi ki var can kardeşlerim benim. Biz Cumhuriyet Halk Partisi olarak bundan sonra kim ne der demeden, kimseden çekinmeden hem doğrularımızı hem de sizin bildiğiniz doğruları özgürce savunmaya devam edeceğiz. Anayasal eşit vatandaşlık hakkı talebini dile getirmeyi sanki ifade edilemeyecek bir mesele ya da var olmayan bir eşitsizliğe itiraz olarak küçümseyenlere, bunu, bu talebi küçük görenlere ya da bu talebi yersiz görenlere karşı ana muhalefet partisinin genel başkanı olarak diyorum ki anayasal eşit vatandaşlık hakkı tanınana ve sonuna kadar yaşanana kadar bu toplumun yanındayız, omuz omuzayız, kol kolayız. Camilerin ibadethane olarak kabul edilip bunun yasal güvenceyle meclisten çıkacak kanunla Cumhurbaşkanı'nın onayıyla resmi gazetede yayınlanmasıyla cemevlerinin yasal bir ibadethane kabul edilmesine kadar bu mücadeleyi sürdüreceğiz. ÇEDES programı altında laik eğitimin örselendiği bu saldırılara karşı sizlerle birlikte mücadelemizi sürdüreceğiz. Kültür ve Turizm Bakanlığı'na bağlı Alevi Bektaşi Kültür ve Cemevi Başkanlığı adı altında Alevilerin inançlarını bir ibadet değil de bir kültürel faaliyet olarak gören, onların ibadethanesini bir zamanlar dediği gibi Cemevi Cümbüşevi mantığıyla kültürün, sanatın bir parçası ilan edenlere karşı günün birinde bu ülke Sünnilere hangi imkanları tanıyorsa Alevilere de o imkanları tanıyana, onların bu haklarını görene kadar sizinle birlikte mücadele edeceğiz. Mülakatlarda mezhep ve din ayrımı yapılıp da Alevi canlar teker teker elenip bu devlette bir yere gelmesine engel olanların zihniyeti ortadayken sanki bu yokmuş gibi söylemlerle, göstermelik atamalarla siz gidin burada oyalanın, bu mevkiyi, bu makamı da size vereyim gibi yapmacıklıklara karşı hep birlikte samimi gayret göstermek durumundayız. Bu hafta içimize çok sinen, içinize çok sinen bir süreci hep beraber başlatacağız. Cumhuriyet Halk Partisi aday belirleme süreçlerini tamamladı. Pazartesi günü itibariyle de son bulacak. Bundan sonra hep beraber sokaklarda, hep beraber meydanlarda, hep beraber kahvelerde, evlerde, beldelerde, köylerde büyük bir mücadele başlayacak. Bir seçim var. Bu seçimi şöyle tanımlamak mümkün. Bu seçimde iki ittifak, iki anlayış yarışacak. Biri Cumhur İttifakı, Adalet ve Kalkınma Partisi ve MHP'den oluşan, her geçen gün birbirine benzeyen, farklılıkları reddeden, tekçi, baskıcı ve bu ülkede ittifakı genişletmek istediğinde aklına domuz bağcılar gelen, onları ittifakına dahil eden, kadınları sahiplendirilecek varlıklar gibi gösterenleri
meclis kürsüsüne taşıyan hadsizlikte olan ve bu ülkeyi her geçen gün biraz daha baskının attığı, bir inancın alabildiğine serbest, diğer inançların dışlandığı, baskılandığı, bu ülkede etnisite farklılıklarını renk olarak görmeyip ayrım olarak gören bir anlayış Cumhur İttifakı olarak seçimlere giriyor. Hedefleri belli. Kimse seçim beyannamelerini merak edip açmıyor. Çünkü yapacakları iş ne sosyal donatı alanıdır, ne sosyal yardımdır, ne halkçı belediyeciliktir, ne başka bir şeydir. Ajandalarında şu var: Ankara'yı parsel parsel satan, peşkeş çeken Melih Gökçek zihniyetini geri getirmek. İstanbul'a üzerinde helikopterle uçup kupon arsaları Arap şeyhlerine, Katar emirlerine ayıran, satacak arsa kalmıyor endişesiyle Kanal İstanbul gibi İstanbul'un böğrüne bir bıçak dayayarak yeni bir boğaz yaratıp etrafını satmayı planlayan rantçı, talancı anlayışı geri getirmek istiyorlar. Onlardan alıp özgür ve insanların istedikleri gibi kendilerini ifade edebildikleri, yaşayabildikleri ayrımcılığın ve kötü muamelenin her geçen gün azaldığı Mersin'de, Adana'da, Antalya'da bir önceki baskıcı iktidara geldikleri gün binlerce canı, binlerce garibanı, binlerce sosyal demokratı kapı önüne koyan bir aşırı politik ve karşısındakileri düşman gören anlayışı oralara tekrar hakim kılmak istiyorlar. Bu Cumhur İttifakı ve onun 31 Mart'tan sonraki 1 Nisan planı. Karşısında bir ittifak var mı? Karşısında ittifak olsun diye, resmi işbirlikleri olsun diye samimi gayret gösterdik. Maalesef eleştirmeyeceğim, saygı duyacağım gerekçelerle birlikte olma taleplerimiz reddedildi ve maalesef pek çok yerde karşımıza pek çok geçmiş dönemlerle birlikte olduğumuz siyasi partiler, rakipler çıkardılar. Oysa bu seçim ya Recep Tayyip Erdoğan'ın adayları ya da mevcut belediye başkanlarımız ya da iddialı adaylarımız tarafından kazanılabilir. Bu durum bize kaybettirirse Türkiye'ye kaybettirir. Çünkü Cumhur İttifakı'nın hedefi bellidir. Bunun karşısında bir çare var mı? Evet, var. Bunun karşısında ikinci bir ittifak. Çok güçlü bir ittifak. Aslında kendine inandığında, güvendiğinde Cumhur İttifakı'nın yanından bile geçemeyeceği bir ittifak var. O ittifakın adı Türkiye İttifakı'dır. Türkiye İttifakı. Türkiye İttifakı'nda Alevi olsun, Sünni olsun, eşitliği savunan herkes var. Türkiye İttifakı'nda Kürt olsun, Türk olsun, kardeşliğe inanan herkes var. Türkiye İttifakı'nda sağcı olsun, solcu olsun, belediyeler namuslu yönetilsin, israf olmasın, dayanışma olsun, garibi fıkaraya sahip çıkanlar olsun, rantçıların yerine halkçılar olsun diyen herkes var. Türkiye İttifakı'nda karşı tarafın despotluğuna karşı demokratlar var. Sadece sosyal demokratlar yok. Sosyal demokratlar var, muhafazakar demokratlar var, milliyetçi demokratlar var ama Türkiye'nin birliğine, bütünlüğüne inanan bütün demokratlar var. Türk demokratlar olduğu gibi Kürt demokratlar da var. Alevisi, Sünnisi var, Çerkezi var, Lazı var ama bizim içimizde iyi insanlar var. Bizim içimizde güçlü karakterler var.
bizim içimizde bizimle birlikte sizin gibi bu ülkeyi seven bütün namuslu insanlar var. O yüzden buradan, Ankara'dan, Yeni Mahalle'den bütün Türkiye'ye Pirsup'tan Aptal Cem Evi'nin karşısında binlerce candan, ülkesini seven, namuslu, dürüst, çalışkan, haramdan, yalandan korkan bu güzel insanlardan aldığım enerjiyle Türkiye'ye sesleniyorum. Korkmayın. 31 Mart'ta biz birlikte olursak, iyi insanlar birlikte olursak, dürüst insanlar birlikte olursak, çalışkan insanlar birlikte olursak, bu ülkede Cumhuriyete inanan, Atatürk devrimlerine inanan, Atatürk'le ve Cumhuriyet'in kurucu kadrolarıyla bir sorun olmayan, onlara husumet değil, hayranlık duyan bizler birlikte olursak, 31 Mart bizimdir, yarınlar bizimdir. Bu duygu ve düşüncelerle hepinizi bir kez daha saygıyla selamlarken, 31 Mart'tan sonra seçilecek bütün belediye başkanlarımıza örnek olacak, finansmanıyla, aktarılan kaynakla, yerel yöneticinin cesaretle yetkisini kullanmasıyla, yaptığı yerel işbirlikleriyle, etkileşim içinde olduklarının Alevi inancının kendi içinden belirlediği gerçek temsilcileriyle yol yürümenin doğruluğuyla tüm belediyelerimize, tüm başkanlarımıza örnek olacak bu projeyi bir kez daha sizlerle birlikte açmanın gururunu yaşıyor. Fethi Başkan'a ve ekibine yürekten teşekkür ediyorum. Sağ olun, var olun canlar. Sayın Genel Başkanım, sizleri birkaç dakikada misafir edeceğiz eğer izniniz olursa. Zira bugünün... Şeneldik dedemizi Gülbengi'ni vermek üzere buraya davet ediyorum. Buradan mı? İnancımız Hak Muhammed Ali inancıyla. Yolumuz sevgi yoluyla, barış, kardeşlik, hoşgörü anlayışıyla, Hüseyin'i duruşla, Pir Sultan'ın direnciyle, Hünkar'ın ilmiyle, tüm canları saygıyla selamlıyorum. Gözü gönlü burada olup burada olamayan canlarda, yüreğimizde onların sevgisi her zaman daimdir.
Destur pir bismişah, Allah Allah. Gelin canlar bir olalım. Zalıma karşı duralım. Mazlumun yarında duralım. Tevekkel sübhanallah. Özü öze bağlayalım. Sular gibi çağlayalım. Gelin canlar bir yürüyüş eyleyelim. Tevekkel sübhanallah. Pir sultan aptalım çunda. Çok keramet var insanda. O cihanda, bu cihanda gelin canlar bir olalım. Pir Sultan'ın sözüyle vakitlerimiz hayır ola, hayırlar feth ola, şerler def ola, münkür münafıklar ıslah ola, kötüler bizlerden uzak ola. Hak cümlemizi birlikten, dirlikten, barıştan, kardeşlikten ve insan sevgisinden ayırmaya. Bir olalım hanım, ir olalım, dir olalım, hak yardımcımız, Hızır yoldaşımız olsun. Tüm emeğe geçenlerin de emeklerini hak kabul eylesin. Nur-u Nebi Kerem Ali Pir Hünkaracı Bektaşi vel aşkına. Duaları bizden kabul haktan olsun. Herkesin emeğine sağlık. Gerçeği hüya hak. Cumhuriyet Halk Partisi'nin çok saygıdeğer Genel Başkanı Sayın Özgür Özel ve beraberindeki heyetle birlikte açış kurdelamızı kestiler efendim.